Evet sevgili arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Tabii ki de eşeğsiz üreme yani 26. günün konu anlatımını gerçekleştireceğim. Artık yavaş yavaş TYT'de sonu, sona geliyoruz. Konu anlatımlarımız zaten bittikten sonra hemen mükemmel bir soru kampına başlayacağız arkadaşlar. Bir soru bankamızdan. Şimdi eşeğsiz üremenin ne yapacağız? Hemen konu anlatımına başlayalım. Şimdi eşeğsiz üreme aslında arkadaşlar temelini mitoz bölünmenin oluşturduğu bir bölünme çeşidi arkadaşlar bir üreme çeşidi daha doğrusu eşeysiz bölünme diyorum eşeysiz üreme. Döllenme olmadan yeni bireyler oluşmasına biz eşeysiz üreme adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Ortada bir döllenme olmayacak ve döllenme olmadan yeni bir birey ortaya çıkacak işte biz buna eşeysiz üreme adını veriyoruz cinsiyet yok. Yani dişidir, erkektir böyle bir ayrım da yok ve tek bir atadan yeni bir canlı oluşuyor. Biraz önce daha konunun girişinde size belirtmiştim. Temeli kime dayanıyordu? Temeli mitoz bölünmeye dayanıyor sevgili arkadaşlar. Kalıtsal çeşitlilik yoktur. Ama kim hariç mitozda da biz bunu konuşmuştuk. Mutasyon hariç kalıtsal çeşitlilik görülmüyordu sevgili arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar niye takıldım? Evet. 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 Evet, geldim. Onun dışında ise arkadaşlar normalde herhangi bir kalıtsal çeşitlilik görülmüyor. Devam ediyoruz. Evrime katkısı yoktur. Ya zaten kalıtsal çeşitliliği olmayan bir durumun evrime katkısının olması beklenebilecek bir durum değil. Tabii ki de arkadaşlar nedir? Ee, evrime herhangi bir katkısı olmayacaktır. Değişen çevre koşullarına uyum yeteneği düşük canlılar oluşturur. Yani aslında uyum yeteneğinden kastımız aslında bizim burada nedir sevgili arkadaşlar adaptasyondan bahsediyoruz. Adaptasyondan kaynaklı da nedir? Uyum yeteneği daha düşük canlılar oluyor. Çünkü mitoz bölünmede de bu bu şekildeydi. Neydi mitoz bölünmede? Çev değişen çevre koşullarına uyum yeteneği daha az olan canlılar meydana gelmesini sağlıyordu arkadaşlar. Bu adaptasyonu şey düşünmeyin ya gidiyorsunuz işte yeni bir sınıfa gidiyorsunuz oradaki insanlara alışıyorsunuz falan böyle düşünmeyin. Bu adaptasyon bir kaktüsün çöle alışması bu adaptasyon ne bileyim bir kuru bölge bitkisinin yapraklarının dar olması bu adaptasyon develerin hör yağ depolamaları daha fazla su için gibi oluşan canlılar sabit çevre koşullarına dayanıklıdır. Çünkü değişen çevre koşullarına dayanıklılıkları yoksa sabit çevre koşullarına dayanıklılıkları nedir arkadaşlar? Yüksektir. Ama eşeysiz üremenin en güzel yanı ise seri ve daha hızlı bir biçimde üreme sağlamaktadır. Devam ediyoruz. Eşeysiz üremenin çeşitleri var tabii ki de öyle dümdüz değil. Nedir bu eşeysiz üremenin çeşitleri? Sevgili arkadaşlar, bölünerek üreme bir. Sporla üreme 2, tomurcuklanma ile üreme 3, rejenerasyonla üreme 4, partenogenezle üreme 5 ve bir de vejetatif üreme olmak üzere yani toplamda 6 çeşit arkadaşlar nedir eşeğsiz üreme biçimimiz var ama yeri gelmişken hoca size hemen söylesin vejetatif üreme biçimi sevgili arkadaşlar sadece bitkilerde görülür ama diğerleri hem bitkilerde hem hayvanlarda hem bakterilerde ne bileyim paramesyumda falan filan görülebilme durumları var ama vejetatif üreme sevgili arkadaşlar sadece bitkilerde görülüyor. Geldim bölünerek üremeye. Bölünerek üremeye biz bakacak olursak hem prokaryot canlılarda sevgili arkadaşlar hem de ökaryot canlılarda. Prokaryot canlı neydi kanka? Prokaryot canlı şuydu. Prokaryotlarda çekirdek ve zarlı organel bulunmuyordu. Ama ökaryotlarda hem çekirdek hem de zarlı organel bulunuyordu ve bölünerek üreme en hızlı üreme biçimi olarak kayda geçiyor. Yani eğer bir bakteri için normal ortam koşulları sağlandıysa inanın bana bir bakteri 20 dakikada bir üremesini gerçekleştirip çoğalabilme imkanına sahip arkadaşlar. Geometrik dizi şeklinde çoğalma olur. Yani diyor ki, eee birken arkadaşlar 2 oluyor. 2 iken 4 oluyor. 4 iken 8 oluyor. 8 iken 16, 32, 64, 128, 256, 512. Burada bitti benimki. Hesaplama burada bitti. Ne oluyor? 1024, 2048 böyle bir oyun vardı. Tamam yeter. Devam ediyoruz. Prokaryotlarda bölünerek üreme mitoza dayanmaz. Şimdi mitoza dayanmaz kısmını aslında ben size daha önceki bir dersimde anlatmıştım. Demiştim ki size e, mitoz bölünmeyi anlatırken biz mitoz bölünmeyi ikiye ayırıyoruz. Bir interfaz evresi, iki mitotik evre. Mitotik evreyi de tekrar ikiye ayırıyoruz. Bir karyokines yani mitoz dediğimiz kısım, iki stokines. E, mitoz dediğimiz kısımda yani karyokinez dediğimiz kısımda ne bölünmesi oluyor? Çekirdek bölünmesi oluyor. La bakterilerde çekirdek yok. Ne çekirdek bölünmesi gerçekleşecek? Eleman zaten gidiyor bir interfaz yapıyor. Stokinez, interfaz, stokinez bitti. Olayı bu kadar. Aradaki o mitoz yani çekirdek bölünmesi dediğimiz kısım bakterilerde görülmüyor arkadaşlar. Bakın buraya da zaten hemen yazmışım. Çekirdekleri yok çünkü çekirdekleri yoktur. Devam ediyorum. Paramesyum enine bölünüyor, öglena boyuna bölünüyor, amip ise her yöne bölünebilme ihtimaline ya da olanağına sahiptir diyelim. Bakterilerde eğer uygun koşullar varsa ikiye bölünmeden önce DNA kendini eşler, hücre zarı çöker ve ikiye bölünür ve bakteri ne, ne yapmış oldu böylece üremesini tamamlamış oldu diyoruz. Geldim şimdi arkadaşlar nereye? Homurcuklanma ile üremeye Geldim tomurcuklanma ile üremeye biz bakacak olursak tek hücreli olan mantar yani bira mayası bu çok önemli bakın birçok mantar çeşidi var işte şapkalı mantar var küf mantarı var maya mantarı var gibi. Bu mantarlara baktığımızda normalde mantarlar çok hücrelidir. Ama buradaki benim istisnam şu kanka. Maya mantarı yani bira mayası dediğimiz bir hücreli bir mantarımız var. Onun dışında arkadaşlar hidra ve deniz mercanı dediğimiz canlılar da yine tomurcuklanarak ürüyor. Şu tomurcuklanma ile üremeyi bir bakacak olursak bakın şu gördüğünüz Nasıl canlı? Ana canlı. Ana canlı dışarıya bakın bir çıkıntı veriyor. Şu gördüğünüz ana canlının çıkıntısı. Bu çıkıntı daha sonra parçalanıyor ve iki yeni canlı oluşuyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu diyor ki bu canlı ana canlı ile birlikte de yaşayabilir. Bu canlı ana canlıdan ayrı da yaşayabilir. Böyle bir imkanı böyle bir olanağının olduğunu söyleyebiliriz. Geldim sporla üremeye arkadaşlar. Bazı mantarlar plazmodium, karayosunu, eğrelti otu gibi bazı tohumsuz bitkilerde görülür. Burası çok önemli. Sporla üreme. Bazı mantarlar plazmodium, karayosunu, eğrelti otu ve bazı tohumsuz bitkilerde görülür. Fakat, fakat, fakat. Evde esnedim. Çok iyi. Vallahi bugün tam 12 saat dersim vardı. Eve gideyim, video çekeyim, video çekmeyeyim, video çekeyim, video çekmeyeyim. Çekeyim. Sonra sıkışmaya. Çünkü şu an ara sınıf kardeşlerimin yazılı sorularını da bir yandan hazırlıyorum. İnşallah onları araya sıkıştıracağım. Onları araya sıkıştırmadan önce sizin videolarınızın rahatlığını yaşamam lazım ki onları araya. Evet kardeşlerim devam ediyoruz. Şimdi. Spor dediğimiz şey kalın bir örtüyle çevrili olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş hücrelerdir. Sporlar en kromozomludur. Sporlar uygun ortamlarda mitoz ile canlılık oluştururlar ve sporlarda döllenme gerçekleşmez. Ama kanka sporlar oluşurken nasıl oluşuyor biliyor musun? Mayoz bölünme ile oluşuyor yani sonra en kromozom oluyor. Aha biz buna spor diyoruz. Normalde şu değil. Bizim sporumuz en kromozomlu olan şeydir. Geldim rejenerasyonla üremeye. Rejenerasyonla üreme ile ilgili arkadaşlar çok ciddi derecede mesela böyle sorular falan filan geliyor. Hem soru bankalarında hem deneme sınavlarında falan. Şimdi rejenerasyon bir üreme biçimidir. Bir eşeysiz üreme biçimidir. Buraya kadar tamamsınız. Rejenerasyon bir eşeysiz üreme biçimi. Evet ama aslında rejenerasyon bir anlamıyla da yenilenme. Yani bazı durumlarda rejenerasyon yenilenmeyi sağlıyor kanka. Bazı durumlarda rejenerasyon neyi sağlıyor? Üremeyi sağlıyor. Şimdi bakalım hangisi? Yani bizim bunu çok rahatlıkla ne yapabilmemiz lazım? Ayırt ediyor olabilmemiz lazım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar rejenerasyona. Bazı canlılar bazı olaylardan dolayı kopan vücut parçalarının kendilerine yenileme özelliğine denir. Şimdi bakın şu gördüğünüz sarı sarı kardeşimiz bir Planarya. Bu Planarya'yı arkadaşlar siz 50 yerinden paramparça edin bu yine 50 yerinden kafa çıkarır ve yeni bir canlı oluşturabilir. Biz plenaryayı bakın burada görselde biz plenaryayı ikiye ayırmışız. İkiye ayırdığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar kopan parçanın baş kısmı kendi için bir kuyruk tamamlamış gördüğünüz gibi. Baş kısmı olmayan kısım ise kendi için bir baş oluşturmuş. Yani bu bir üreme oluyor. Bakın böldünüz. Bir canlıdan iki tane canlı çıktı. Bu bir üreme biçimi oluyor diyoruz. Devam ediyorum. Diyor ki bazı canlılarda ise kopan parçalar eksik kısımlarını tamamlayarak yeni canlılar oluşturulmasına rejenerasyonla üreme denir. Bakın bir tanesine biz yenilenme diyoruz kanka. Bir diğerine ise ne diyoruz? Üreme. İşte bu planarya'nın yaptığı şey üreme kısmına giriyor. Oha ya. Özür dilerim valla. Sorry diyecektim. Orada kaldı. Şimdi Devam ediyoruz. Bize diyor ki rejenerasyon bazı canlılarda dokularda görülüyor. Buna da örnek olarak kuş ve memeli yani üreme yoktur. Dokularda bir yenilenme var. Bazı canlılarda organ düzeyinde görülüyor. Örnek olarak kertenkele işte kertenkelenin kuyruğunu bırakıp gitmesi. Bunu kendini korumak için yapıyor. Kuyruğunu bırakıp gittikten sonra tekrar yeni bir kuyruk çıkıyor ama kopan kuyruktan yeni bir kertenkele çıkmıyor. İşte bu da bir üreme değildir diyoruz. Bazı canlılarda ise vücut düzeyinde oluyor. Buna da örnek olarak deniz yıldızı ve planarya bunlarda ise üreme görülüyor. Yani bireyde ürele, üremenin görülmüş hali oluyor. Şimdi rejenerasyon için şurası çok önemli. Şimdi rejenerasyonda arkadaşlar sırasında bir mitoz bölünme oluyor. Büyüme, farklılaşma bunların hepsi rejenerasyon esnasında gerçekleşebilen durumlar sevgili arkadaşlar. Ama rejenerasyon için şöyle çok kral bir notumuz var ve notumuz diyor ki Gelişmişlik düzeyi arttıkça bir canlının devam ediyorum. Bir canlının gelişmişlik düzeyi arttıkça o canlının rejenerasyon yeteneği aynı artışla beraber rejenerasyon yeteneği de dibe vuruyor arkadaşlar. Yani ne diyeceğiz biz? Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon düşer. Yani birbirleriyle nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır diyoruz. Yine Sorularda karşınıza çıkması muhtemelen eğer 10. sınıf kardeşlerim beni dinliyorsa ben kesinlikle MEP'te öğretmen olsaydım ya da özel bir kolejde öğretmen oluyor olsaydım size net konuşuyorum arkadaşlar ile ilgili soru size kesinlikle sorardım bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Parthenogenes nedir? Parthenogenes'e biz bakacak olursak Parthenogenes şu. Ortam ortada bir kere döllenmemiş bakın bunun altını çiziyorum döllenmemiş bir yumurtanın olması lazım. Yani döllenmemiş yumurta hücresinden yeni bireyin oluşmasına biz partonogenez diyoruz. Ve iki çeşit partonogenez var. Birincisi yaban arılarında haploid kromozomlu bireyler. İkincisi ise bazı balıklar sürüngenlerden iki en kromozomlu bireyler. Biz burada yaban arılarına ait olanı daha çok işliyoruz. Sorularda bu karşımıza daha fazla çıkıyor ama bir haploid olarak gelişen var. Bir de diploid olarak gelişmek gelişen olmak üzere iki çeşit partörogenez bulunuyor. Şimdi biz yaban arılarında olana bakıyoruz. Bakın bizim şu araları görüyorsunuz çok rahatlıkla. Öncelikle bakın şimdi adım adım ilerleyelim. Kraliçe arıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Kraliçe arı 2N kromozoma sahip. Yani biz 2N kromozoma sahip olan bir canlıya ne diyoruz? Diploid kromozoma sahip bir canlı diyoruz. Bakın kraliçe arı arkadaşlar öncelikle kendi yapısında bir ne oluşturuyor? yumurta ana hücresi oluşturuyor arkadaşlar. Şöyle yazalım yumurta ana hücresi oluşturuyor. Bu gördüğünüz yumurta ana hücresini sevgili arkadaşlar mayoz bölünme ile ki burada bir eğer ana hücre diyorsa bilin ki burası bir en kromozomudur sakın unutmayın. Polen ana hücresi, yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi, megaspor ana hücresi, mikrospor ana hücresi la ananın bulunduğu her yer iken kromozomudur bir kere net diploittir yani. Mayoz bölünme sonucunda bakın 4 tane yeni hücre oluşturmuş. Bunlar da tamam. Kanka yumurta ana hücresi en kromozomluysa yumurta hücreleri ne olur? E tabii ki iki en kromozomluysa yumurta hücrelerinde her biri en kromozomlu olur. Bakın devam ediyorum. Diyor ki bu yumurta hücreleri oluştu. Tamam oluşsun. Bu yumurta hücreleri oluştuktan sonra İsterseniz hepsi, isterseniz bir tanesi, isterseniz iki tanesi. Benim hiç ilgilendirmiyor bu kısım arkadaşlar. Biz bir tanesini alalım. Şunu alalım, devam edelim. Bir tanesi herhangi bir döllenme olmadan, döllenme görülmeden iç gelişme dediğimiz yani bir diğer adıyla sevgili arkadaşlar, haploid gelişme dediğimiz gelişme tipini gösteriyor. Kendi kendine gelişerek bir yumurta hücresi erkek arıyı meydana getiriyor. Yani demek ki ben bu olaya döllenmeden erkek arının meydana gelmesi olayına partenogenes adını veriyorum arkadaşlar. Ve partenogenes çok önemli. Neden? Çünkü döllenme olmadan bir birey oluşuyor. Ve oluşan birey de ilginçtir ki sadece erkek bireyler oluşuyor sevgili arkadaşlar. Ve mayoz bölünme sonucunda oluşan yumurta hücreleri kaç kromozomluydu? En kromozomluydu. En kromozomlu olduklarından ve burada döllenme olmadığı için oluşan erkek arı, arıların tamamı en kromozomludur. Okey. Devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Daha öncesinden oluşmuş bir erkek arı. Erkek arılar artık bundan sonra nedir? En kromozomuyla ile oluşuyor. Başka hiçbir şeyle oluşamaz bakın. Oluşan erkek arı bakın. En kromozomluysa. Bu adamın sperm ana hücresi de en kromozomlu olur. Bu sperm ana hücresi en kromozomluysa kanka demek ki mayoz geçiremez. Şimdi öncüllerde sana şöyle bir soru çıkarsa. Bütün üreme hücrelerinin hepsi mayoz oluşur. Yanlış. Erkek arılarınki mitozla oluşuyor spermle. Ya da bazı canlıların gamet hücreleri mitozla oluşabilir. Evet oluşabilir. Kim? Erkek arılarınki oluşur arkadaşlar. Daha sonra bakın sperm hücresi mitoz bölünme geçiriyor ve birbirine benzer mitoz bölünmeyle spermler, en kromozomlu spermler oluşuyor. Şimdi tekrar ediyorum, başa dönüyorum. Yumurta ana hücresini kraliçe arı mayoz bölünme geçirttirdi ve yumurta hücresi oluştu. Bu yumurta hücresi herhangi bir şeyle döllenmeden kendi kendini geliştirerek bir erkek arı oluşturdu. Daha önceden oluşmuş olan erkek arı da arkadaşlar en kromozomlu olduğu için yapabilecek hiçbir şey kalmadığı için ne olacak? Gametini mitoz bölünme ile oluşturacak. Mitoz bölünme ile oluşturduğu gamette spermler oluştu. Bakın şimdi devam ediyorum. Bizim başka bir kraliçe arımız ya da o kovandaki kraliçe arımız ne yaptı? Oluşturduğu yumurta hücresinin bir tanesini alıyoruz. Bizim sperm kardeşimizin bir tanesini alıyoruz ve ikisinin gerçekleştirdiği olaya biz döllenme diyoruz. Döllenme sonucunda da zigot oluyor. Bakın sol taraftaki partona genez olayı eşeysiz üreme olarak geçiyor. Ama burada gördüğünüz spermle yumurtanın birleşmesi olayı eşeyli üreme olarak geçiyor. İkisini birbirine karıştırmıyoruz. Döllenme oldu ve zigot oluştu bakın. Bu zigot gelişiyor. Mitoz bölünmeler geçiriyor, 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 gelişiyor. Geliştikten sonra meydana gelen cinsiyet sadece dişidir. O zaman kanka şunu kaçırma. Partonogenezle oluşan bireylerin tamamı erkek bireydir. Döllenmeyle oluşan bireylerin tamamı dişi bireydir arkadaşlar. Burayı sakın kaçırmayın. Daha sonra diyor ki tamam. Bireylerde oluşmuş olabilir. Hiçbir sıkıntı yok ama daha sonra burada devreye modifikasyon giriyor. Modifikasyon da şöyle devreye giriyor. Diyor ki kanka polenle beslenirse bu dişi birey işçi arı olur. Kaderine küssün. Ama yok polenle değil arı sütüyle beslenirse işte o zaman kraliçe arı olur diyor. Tabi bunların özellikleri bitmedi. Öncelikle size kalıtsal çeşitliliğin oluştuğu yerleri gösterecek olursam bakın bir şuradaki mayozda kalıtsal çeşitlilik olur. Bir de şuradaki döllenmede kalıtsal çeşitlilik olur. Onun dışında herhangi bir yerde kalıtsal çeşitlilik yok. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Şurada oluşan erkek arıların kalıtsal özellikleri birbiriyle aynı mıdır? Kesinlikle değildir. Niye diyeceksiniz biliyor musunuz? Çünkü şurada oluşan şu yumurta hücrelerini görüyorsunuz ya. Bu yumurta hücreleri öncesinde neyle oluşmuş kanka? Mayoz da oluşmuştu. La mayoz oluştuysa kalıtsal özellikleri bunların nedir? E farklıdır hocam. Tamam, o zaman bu oluşan erkek arıların kalıtsal özellikleri de birbirinden farklıdır diyoruz. Şimdi geldim bir sözel olarak o kısmı bir çözümlemeye. Şunu biraz daha. Şimdi geldim bunları sözel olarak çöz çözümlemeye. Kovanda erkek arı, kraliçe arı ve işçi arı var. Erkek arı en kromozomlu, kraliçe arı iki en kromozomlu ve işçi arı da yine iki en kromozomlu. Partenogenes sonucunda oluşan bireyler erkek bireyler oluşuyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Partenogenes sonucunda oluşan bireylerin cinsiyeti erkektir. Döllenme sonucunda oluşan bireylerin cinsiyeti ise dişidir. Kraliçe arı ve işçi arı iki en kromozomlu, erkek arılar ise en kromozomludur diye biraz önce belirttik. Kraliçe arılar yumurta hücrelerini mayozla ama erkek arılar spermlerini sevgili arkadaşlar mitozla gerçekleştiriyorlar. Çünkü erkek arılar en kromozomlu bireyler oldukları için mayoz bölünmeyle herhangi bir işlem yapamıyorlar. Devam ediyoruz. Aynı erkek arıdan oluşur. Spermlerin kalısal özellikleri aynıdır kanka çünkü mitozla oluyor. Yani kalıtsal özelliklerinin aynı olması çok ama çok doğal erkek arıların kılsal özellikleri aynı değildir. Çünkü yumurta hücreleri bir öncesinde ne geçiriyordu? Mayoz bölünme geçirmişti. Partonogenez bir eşeysiz üremedir ama oradaki o spermle yumurtanın döllenmesi kısmı eşeyle üremeye girmektedir. Şimdi burada bakayım bir sonraki kısımda vermemişim ama ben size birkaç detay vermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar burada bulunan bu işçi arılar kısırdır. Yani herhangi bir döllenmeye katılmazlar. Peki görevleri ne arkadaşlar? bu arkadaşların görevi sevgili arkadaşlar kovanı korumak gibi bir görevi var. Kovanı onarmak gibi bir görevi var ve bal yapma gibi görevleri bulunuyor. Dişçi arı döllenmeye katılamıyor çünkü kısır. Erkek arı ise kraliçe arı da arkadaşlar ne yapıyor? Döllenmeye katılıyorlar ve kovanın sayısını arttırıyor. Zaten bir kovanda bir tane kraliçe arı vardır. Bu da ek olarak bir bilgi. Geldim bitkilerde vejetatif üreme size zaten daha önce belirtmiştim ben size demiştim ki vejetatif üreme arkadaşlar sadece bitkilerde gerçekleşir bitkilerden sonra e, herhangi bir canlı da yok demiştim. Şimdi bakacak olursak bitkilerde yaprak kök dal gövde gibi kısımlardan yeni bitkiler oluşmasına sevgili arkadaşlar biz vejetatif üreme adını veriyoruz. Oluşan yeni bitkilerin ana canlı ile aynı genetik özelliklere sahiptir. Bakın tekrar ediyorum. Oluşan hücreler ana canlı ile aynı genetik özelliklere sahiptir. Diyeceksin ki niye? E çünkü burası eşeğsiz üreme kanka. O yüzden de genetik özelliklerinin aynı olması lazım. Vejetatif üreme şekillerine bakacak olursak yumru ile üreme, soğanla üreme, çelikle üreme, rizomla üreme, aşılama yöntemiyle üreme, doku kültür yöntemiyle üreme ve bir de sürünücü gövde yartımıyla üreme ve bir de dallandırma yöntemiyle üreme olmak üzere 2, 4, 7, 8 çeşit arkadaşlar vejetatif üreme yöntemimiz bulunuyor. Biz şimdi bunların 8'inin de hepsine bakacağız. Sonra da soru çözümüne geçeceğiz. Şimdi çelikle üreme ile başlayalım. Çelikle üremeyi aslında hepiniz biliyorsunuz. Anneniz, anneanneniz, babaanneniz artık neyse ya da size bir komşu geldiğinde arkadaşlar çiçekten bir dal ya da çiçeği beğendiğinde ne yapıyor anneniz? Bir kenarını koparıyor suyun içine koyup veriyor kişiye değil mi? İşte biz buna çelikle üreme adını veriyoruz. Yani bitkilerin kök, gövde ve dallarından alınan parçalara çelik denir. Çelikler uygun ortamlarda köklendirilir ki burası su, e, sudur arkadaşlar aldıktan sonra ve bu e, köklendirme işlemi tamamlandıktan sonra şak diye nereye koyuluyor? Toprağa ekimleri gerçekleşiyor. Devam ediyorum. Aşılama yöntemi net olarak bunu da biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün bir tane ağacınız var sizin. Şu ağacınızın gövdesi olsun. Sonra bu ağacınızın gövdesini şöyle deliyorsunuz. Yani şöyle bir oyuk açıyorsunuz. Bu elma ağacınız olsun. Armut ağacınızı getiriyorsunuz bir dalını. Bu oyuğun içine yerleştiriyorsunuz. Buradaki amaç tamamen bir tanesinden verim almak. Diyelim ki armutların tadı güzeldir. Elmanın boyutu büyüktür. Tadı güzel bir elma elde edebilmenizi sağlayabiliyor bu aşılama yöntemi. Ve arkadaşlar... Çiftçiler tarafından çok fazla kullanılan bir yöntem aşılama yöntemi. Şimdi diyor ki iki bitki parçasının birleştirilerek kaynaşıp büyümesine, büyümesiyle oluşan tekniye biz aşılama ile üreme diyoruz. Bir bitkiden alınan kısım aşı, diğer bitkinin gövdesi ise anaçtır. Yani kanka, şu gördüğün yukarıdaki şey aşı, alttaki gövde ise arkadaşlar anaç olarak bilmemiz gerekiyor aşılama birbirine yakın iki tür arasında yapılması gereken bir durumdur. Geldim yumru ile üreme. Örnek olarak bakın patates yer elması verilebilir. Bitkilerin toprak altında burası çok önemli. Bakın bitkilerin toprak altında besin depolamak için oluşmuş o şişkin gövdesine biz yumru gövde diyoruz. Bu yumru gövdenin üzerinde arkadaşlar diyelim ki patates bu patatesin üstünde filizler veriyor. Tamam mı? Biz bunlara not ya da e, göz adını veriyoruz. Not da denilebiliyor arkadaşlar. Bu gözlerden sürgün kısımlar oluşuyor. İşte biz buna yumru ile üreme diyoruz. Patateslerinizin o verdiği filizleri biliyorsunuzdur. Geldim soğanla üreme. Soğan toprak altı yassı gövde durumundadır. Örnek ver hocam. Soğan, sarımsak, lale, nergis bunların hepsi toprak altı o soğana benzeyen yapıdır. Bakın yumru gövde eliniz. Soğana benzeyen gövde de bu da olmadı. Soğana benzeyen gövde de şu. Yumru da şu arkadaşlar birbirine karıştırmayın. Toprak altındaki soğanlar birbirinden ayrılır ve böylece de yeni bir birey oluşmasını sağlar. Rizom gövde ile üremeye gelecek olursak toprak altı gövde çeşididir. Rizom toprak altında gelişir ve yeni rizomlar oluşturur. kotu zencefil ve benzeri. Şimdi bunları böyle her şeyini detaylı detaylı örnek örnek bilmenize gerek yok arkadaşlar mantığını anlamanız benim için yeterli olacaktır ki zaten işte yumru gövde soğanla gövde rizom gövde bunlar hepsi birbirine benziyor mantıken sadece işte canlıların isimleri ya da işte kişisel yemeyelim de işte kalıtsal özellikleri farklılık gösterebiliyor sürünücü gövde ile üremeye geliyorum şimdi sürünücü gövde ile üremeye biz oradaki o gövdeye stolon diyoruz ve sürünücü gövdeye en güzel örnek her zaman verilen sevgili arkadaşlar çilek örnek veriliyor Şurayı bir Toprak düşünürseniz işte şu da ee, nasıl olsun? Şöyle şöyle kökleri olsun arkadaşlar. Sonra toprağın üstüne filiz vermiş olsun şöyle. Bu gövdenin bir tanesi şöyle toprağın üstünde sürünerek gidiyor ve süründüğü yerde arkadaşlar her de her yerde yeni bir filiz e, köklenme yapıyor ve yeni bir filiz veriyor. Yine aynı şekilde bakın köklenme yapıyor ve yeni bir filiz veriyor. Bu şekilde e, bu şekilde devam ediyor. Şimdi diyor ki Toprak üzerinde bitkinin geniş alanlara yayılmasını sağlar. Bakın yayıldı mı? Evet yayıldı. Toprak ile temasta köklenerek yeni bir bitki oluşmasını sağlar. Örnek olarak da çileyi veriyoruz. Bakın bu toprağın üstünden hiç toprağın altına giriş yapmadı. Ama şimdi daldırma yöntemine bakacak olursak toprağın altından bir geçiş söz konusu olacaktır. Bitkinin toprağa yakın kısımlarından bir dal bükülür ve toprağa bağlanır. Bakın gördüğünüz gibi toprağın altından giriyor arkadaşlar. Sonra burada kökleniyor zaten kendisi yukarıya çıkıyor. Kök gelişiminin uzun süren bitkilerde uygulanır. Toprağa gömülen dalın kök işlemi olduğunda ana bitkiden ayrılabilir. Portakal, mandalina, böğürtlen ise buna örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi doku kültür yöntemiyle yani bitkilerde bu son vejetatif üreme yöntemi biçimi bunun da yine aşamaları ya da sıralanması vesaire karşınıza soru olarak gelebilir. Şimdi diyor ki bakın steril bir ortamda uygun şartlarda yapay besi ortamına alınan bitki hücresi doku ya da organlarından bir kısım alınarak yeni bir bitki üretilme yöntemi olarak çıkıyor. Peki bu doku kültür yönteminin basamakları nedir? Bir bitkiden arkadaşlar virüs bulunma olasılığı en düşük kök ya da gövdeden bir doku örneği alıyorsunuz. Bakın hemen şurası doku örneğini kestiniz yani aldınız. Doku örneğini aldıktan sonra bunu uygun ve steril bir besi ortamına yerleştiriyorsunuz. Yerleştirdiniz. Daha sonra bu doku orada mitoz bölünmeler geçiriyor, geçiriyor, geçiriyor ve kallus dediğimiz bölünmüş hücre kümesi dediğimiz o hali alıyor. O da şurası bakın. Bu düzensiz kallus içerisinde büyüme hormonu bulunan bir ortama alınıyor büyüme ortamına alındıktan sonra kalluslar farklılaşarak kök gövdeye sahip yeni bir e, birey oluşturuyor arkadaşlar ve onu da alıp saksıya ekiyorsunuz daha bitti bu kadar. Doku kültür yönteminin amacı nesli tükenmekte olan türlerin korun, korunması, çoğalması ve üretimi zor olan türlerin çoğaltılması ve ticari önem taşıyan işte orkide gibi gül gibi e, bitkilerin kısa sürede oluşturulması. Bakın orkide, gül, zambak, mısır, manolya, pirinç ve benzeri bunların daha kısa sürede oluşturularak ne yapılması arkadaşlar piyasaya sürülmesi. Şimdi geldik mitoz bölü pardon eşeğsiz üreme ile alakalı sorulara bakalım sorularda ne diyor. Sporla üreme ile ilgili aşağıdakilerden diyor hangisi doğrudur şimdi bakalım hangisi doğru. Prokaryotlarda görülür sporla üreme prokaryotlarda görülür diye bir şey görmedik biz arkadaşlar. Sporlar döllenme olmadan yeni birey oluşturur, doğru. Yeni nesilde genetik çeşitlilik oluşamaz. Yeni nesilde arkadaşlar, e, baktığımızda evet genetik çeşitlilik oluşturmaz sporla üreme. Cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafiklerden hangisi canlının gelişmişlik düzeyi ile rejenerasyon yeteneği arasında e, arasını gösterir? Şimdi sevgili arkadaşlar biz demiştik ki gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. Yani şu bir kere gitti. Rejenerasyon yeteneği evet bakın bu bursa olabilir. Bakıyorum rejenerasyon yeteneği arttıkça gelişmişlik düzeyi ama bu şöyle sabit gidiyor. Bu da olamaz. En uygun olanı bu. Ceyhan olabilir. Rejenerasyon yeteneği artıyor, gelişmişlik artıyor. Bu da olamaz. Rejenerasyon yeteneği azalıyor, gelişmişlik artıyor. Sonra tam tersi. İkisi de artıyor. Bu da olamaz. Cevabımız C seçeneğidir. Rejenerasyon azalırken gelişmişlik düzeyinin arttığını de gösteriyor. Aşağıdaki şekilde aşılama olayı gösterilmiştir. Yorumlardan hangisi yapılabilir? Bakalım. Tomurcuklanma ile üreme demiş. Arkadaşlar sorunun girişinde zaten aşılama olayı gösteriyor. Tomurcuklanma ile üreme ne alaka? Yakın türler arasında gerçekleşir. Evet. Aşılanan bitki ve ana bitki aynı genetik özellikte değildir. Bu da doğru arkadaşlar. Aynı özellikte olamazlar zaten. Bunu özellikle söyledik. Birbirlerine yakın iki tür. E, aşılanır. Ki atıyorum biri tatlı birinin işte ekşi olması lazım ya da birinin büyük birinin küçük olması gibi aynı özellikteki bireyler e, yapılamaz arkadaşlar. Bakalım. Eşeysiz üreme ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Paramesyum enine bölünerek çoğalır. Doğru arkadaşlar enine bölünür. Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitlik oluşturmaz. Bu da doğru. Eşeysiz üreme bitkilerde görülmez. Yanlış görülür. En basiti Vejetatif üreme örnek olarak buna nedir arkadaşlar verilebilir. Tomurcuklanma ile üreme kalısal çeşitlilik oluşturur. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Tomurcuklanma üreme de bir eşeğsiz üreme biçimidir. Ve kalıtsal çeşitlilik oluşturmaz canının gelişmişlik düzeneği arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır bu da yine doğrudur dedikten sonra böylece eşeysiz üremenin sonuna geliyoruz. Bir sonraki kısım yani 27. günde eşeyli üreme de görüşmek üzere arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin bak abone olun, çoğaltalım, büyüyelim, gelişelim, hepimiz güzelleşelim arkadaşlar. Ben sizin motivasyon kaynağınız nasıl netlerinizin artmasıysa ya da işte sınavlarınız iyi gelmesi ise benim motivasyon kaynağımda her gün arkadaşlar fazla fazla abone görüp beni destekleyici yorumlarınız eleştirilerinize de açığım. önemli olan kişinin kendini geliştirmesi ben de sizlerin sayesinde kendimi geliştiririm teşekkür ediyorum hoşçakalın biyosentezle kalın